işte hiçbir şey anlatamıyorum. Şimdi birincisi şu, ben Meral Hanım bugünkü öfkesini, sinirini, o metni ben yani kim tarafından bugün yazıldığını, dün akşamdan beri o metin yazılıyor bu arada. Biz burada yayındaydık onlar toplantıdayken. Böyle bir hazırlık, önceden düşünülmüş bir şey falan değil. Şimdi şunu söyleyeceğim. Herkes biliyor ki Meral Hanım, ben onun avukatı falan değilim. Sadece doğruları işaret etmek istiyorum. Hiçbir zaman Meral Hanım ne düşündüğünü saklamadı Mehmet Akif. Yani bu iş ta Millet İttifakı iken, yani masa dahi yokken, işte gerek Ali Haydar, gerek diğer kurmaylar, adayımız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu demeye başladı. 2 sene evvelinden bahsediyorum. Daha masa yokken Meral Hanım bu konudaki rahatsızlıklarını dile getirmeye başladı ve ben de bunları yazmıştım zaten. Bu yeni bir şey değil. Şimdi Sayın Akşener'in bu tavrı belliydi. Hiçbir zaman saklamadı. Çağrıldı her programda. Çağrıldı her platformda. Biz kazanabilecek bir adayla yola çıkmak istiyoruz dedi. Bunu niye dedi? Çünkü eldeki anketler, veriler ki bu bizde de var. Bizde de var. Bende de var. 1000 tane anket gösteririm size. Ben ama CHP'nin anketçilerinden bahsetmiyorum. Tamam mı? Ben de bahsetmiyorum. Ben objektif anket şirketlerinin, araştırma şirketlerinin ben de yaptığı. Ayrıca müsaade et o zaman. Müsaade et. Şu mesela Ankara Enstitüsü. Biliyorsun yeni bir oluşum ve bu Ankara Enstitüsü'nün, hatta Sayın Gelecek Partisi Ankara eski danışmanı Osman Sertin oldu. Gayet de ciddi çalışmalar yapan bir enstitü ve aylık abonelerine şey yapıyor, anket araştırma gönderiyor. Son 3-4 ay alalım bakalım. Ve işin komik tarafı, bu enstitüde o anketlerin altına imza atan kişilerden biri de Sayın Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı İbrahim Uslu. O anketlerin tamamında öyle bir danışman yok. Efendim? Öyle bir danışman yok. Duymuyorum. Böyle bir danışman yok danışman diyor. İbrahim Bey, Kemal Bey'in baş danışmanı değil Sevilay Hanım. Neyi peki? Herhangi bir şey değil, danışman değil. Yani zaman zaman hizmet almış olabilir ama danışmanı değil. Ama yani danıştığını biliyoruz. Kendisi bunu herhalde bize... Yani... Sevilay Hanım, herkes her anketle çalışabilir. Keyfi araştırmalar yapıyor ama danışman mı? Danışman. Ben böyle biliyorum. İbrahim Uslu bağlanır, bunu anlatır. Şimdi İbrahim Bey, o anketlerin altına imza atan kişi. Şöyle söyleyeceğim. Bugün hatta bir şey vardı. Birini azarladı falan diye, baş danışmanı diye bir video geziyordu. Bakamadım. Şimdi o anketlerin tamamında 4 tane isim soruluyor Mehmet Akif. Hepsini alabiliriz yani. Hepsi var. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu. Eğer Erdoğan'la karşı karşıya gelirse ne olur? Hepsinin algoritması ortada. Hepsinin. Hiçbirinde Kemal Bey birinci değil. Hep en sonuncu, hep az puanla. Bir ara bir Ağustos gibi filan 3-4 puanla Erdoğan'ı geçiyor görünüyordu. Son benim depremden önce edindiğim son ankette Kemal Bey kaybediyor. Meral Hanım da kaybediyor. Hatta Ekrem İmamoğlu da 1-2 puanla kaybediyor. Tek kazanan kişi var. 4-5 puan farkla, o da şey, pardon, 10 puan farkla Mansur Yavaş. Nasıl? Şimdi ya mesela HDP'nin desteği olmadan nasıl? Çünkü AK Parti'den alıyor. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nden alıyor. İç Anadolu'dan alıyor. Akdeniz'den alıyor. Ege'den alıyor Mansur Yavaş. Çünkü ben yani şöyle, şimdi siz hep böyle HDP olarak sosyal düşünüyorsunuz. Medyada. Hayır, ama Sayın Yavaş'la ilgili eskiden kullandığı bazı cümleler paylaşılmaya başlandı dünden beri. Dikkatini çekti mi bilmiyorum. Ya yani çok gençlik zamanlarından yaptığı konuşmalar, işte Kürt seçmenlerle ilgili, HDP ile ilgili. Ya doğrudur zaten. Bunları paylaşıyorlar. Yani öyle bir iklime giriyoruz ki şu an. Herkes bir şey peşinde. Şu var. Yani eldeki o anketlere, araştırmalara göre Kemal Bey en zayıf halka. Şimdi mesela bana önemli bir kaynaktan gelen bilgi, özür diliyorum. Biraz önce Kemal, senin dediğinin doğru olmadığı yönünde. Tabii çok büyük bir bilgi karmaşası var. Yani belediye başkanlarının ortak bildiri yayınlayacağı doğru ya, değil. Bir şey söyleyeceğim. Sayın İmamoğlu bunu reddetti. Sayın Yavaş buna cevap vermedi. Tüm Türkiye şu çok diye bir bilgi geliyor Sevilay, şu an yani bana. Tüm Türkiye buna kilitlendi şu anda. Ben İmamoğlu'nun bağımsız aday olabileceğini duydum. Yani Sayın İmamoğlu'nun bağımsız. Duydum. Bağımsız. İyi Parti'nin değil. Ne, İmamoğlu'nun. Neyin oluyor İyi Parti'nin değilse? Macron modeli. Bağımsız olacak. Macron modeli. Bağımsız aday olacağıyla. 100 bin imzayla. İyi Parti'de ben buna çok ihtimal vermem. Peki İmamoğlu bağımsız aday oldu diyelim. Kılıçdaroğlu aday oldu. İkinci sıra kaldı. Kılıçdaroğlu, artık Erdoğan. İmamoğlu'na oy verenler kime oy verecek? Bir dakika, İmamoğlu demişken şu küçük bilgiyi ekleyeyim. Kimin gelen kritik kaynaktan Akif. Genel merkezden böyle bir talep gitti. Yani belediye başkanları destek açıklaması yapsın.
bunun kabul görmediği yönünde bana gelen bir bilgi var. Ama bu bilgi CHP'den değil tabii ki. Hani bunu da önemli bir kaynak. CHP'den değil. Şimdi Akif, önemli bir kaynak. Akif, ben sözlerimi tamamlayabilir miyim? Valla bizi izliyorsa CHP'li yetkililer lütfen kamuoyunu bu konuda aydınlatsın. Mesela belediye başkanları ortak bir açıklama yapacak mı, yapmayacak mı? Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş, ben de görüştüm CHP'li kaynaklarımla, kesinlikle kabul etmeyeceklerini söyledi. Evet. Önemli bir kaynağım bana da. Eğer söz böyleyse, ama şimdi İYİ Parti'den bana gelen ama bilgi böyle Sayın Fırat yani, yani neden mesela bir tweet atmak kadar kolay bu yani, attılar zamanda, niye şu an bir tweet atmıyorlar? Efendim toplantıdalar diyorum, bilgiye dayalı olarak konuşuyorum. Peki, buyur Sevilay. Ya Akif'ciğim, sözümü bitiremiyorum. Şimdi Sayın Akşener sürekli kazanacak, kazanacak aday vurgusu. Bunu boşu boşuna, bunu biz de görüyorduk. Kamuoyu görmüyor muydunuz? Yapılan bütün anketlerde bu böyle. Şimdi, hal böyleyken bu yani net bir şekilde tavrını hiç saklamadan her zaman yansıtmış ya, bir insan. Her zaman yansıtmış bir insan. Son nokta, geliyorsunuz şimdi. Hani dün nezaketsizliği kim yaptıya gelirsek. Sayın Temel Karamollaoğlu ev sahibi olarak sözü açıyor. Efendim evet, konuşalım artık bu konuyu. Bu konuda diyor en net kamuoyuna açıklama yapan, fikrini belirten diyor. Gültekin Bey ile başlayalım. Gültekin Bey ne yapmıştı? Bizim adayımız Kılıçdaroğlu demişti. Gültekin Bey alıyor işte, evet diyor, biz aday olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istiyoruz. Bak şimdi şurada 6 kişi düşün. Sonra Temel Bey diyor ki evet, ben de aynı şeye katılıyorum. Biz de Saadet Partisi olarak Kemal Bey'i aday görmek istiyoruz. Sonra Sayın Babacan'a dönüyor ve sonra Sayın Davutoğlu'na dönüyor. Onların onayını alıyor. En sonunda bu arada Kemal Bey hiçbir şey sormuyor. Kemal Bey'in yorumunu almıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Kemal Bey yok. Aday olmayı istiyor musunuz Kemal Bey? Biz bunu kendi kendimize konuşuyoruz da. Görüşmelerde konuşulmuş. Bir dakika ama. Kaç hafta ikili görüşmelerde konuşulmuş da altılı masada konuşulmamış. Siz ne diyorsunuz demeden Meral Hanım'a dönüyor.